Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Ve ileyhil masir ne demektir? Bu ve ileyhil masir ifadesi yani dönüş onadır. Aslında onadır dönüş. Sadece onadır dönüş manasına geliyor. allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ileyhil masir ve ileyhi turcaun ve yurcaun gibi değişik ifadelerle bu Allahu Teala'nın bu ismine dikkat çekiyor. Demek ki bizim dönüşümüz, sadece bizim dönüşümüz mü? Bütün insanlığın, bütün cinlerin, bütün kainatın dönüşü onadır. E, çünkü insanoğlu hem ticaret yapmak hem de memurluk yapmak için önemli görevlerle, vazifelerle bu dünya imtihan dünyasına gönderilmiş. Peki hem misafir hem memur. Misafir olması geçici olduğu anlamına geliyor memur olması görevli olduğu anlamına geliyor. E şu halde ben misafirhaneden çıkınca nereye gideceğim? Memurluk olarak yaptığım görevler karşılığında bunu nerede alacağım? Bunların karşılığını. Hani bazen insanlar diyorlar ya ben bu dünyada istediğim gibi yaşayamayacağım da nerede yaşayacağım? Bakın ne kadar yanlış bir düşünce. Yani insan Allah'a ve ahirete iman etmezse veya iman etse bile o imanı ona tesir etmezse, ona faydayı fazla sağlayamazsa böyle yanlış düşüncelere girebiliyor. Öyle değil ki. Burası bir misafirhane. O zaman misafirhane sahibinin izni dairesinde çalışmak gerekiyor. Bir de ben memurum, sorumluyum, görevliyim. O zaman görevli hangi işe görevlendirildiyse ona uygun bir hayat sürmek zorundadır. Öyleyse madem ki şu kainatın sahibi olan Zat-ı Zülcelal, Beni bu dünya misafirhanesinde bir memur ve misafir olarak görevlendirmiş. Öyleyse benim bir görevim olmalı. Şimdi, ey insan, sen bu dünya hayatında hizmetlerini yapıp, görevle görevlerin tamamladıktan ve vazifen bittikten sonra seni yaratan, seni, sana bütün bu güzellikleri ihsan eden Allah'a döneceksin. Ne kadar güzel. Yani gerçekten insan kendisini yaratan zata, bu kadar güzel ikram ve ikram eden zata dönmeyi, onu hiç perde olmadan görmeyi, bütün sebepleri atlayarak sebepsiz onun isimlerine ve sıfatlarına muhatap olmayı istemez mi? Ne kadar güzel bir duygu, ne kadar haz ve lezzet verici bir hissiyat. Bir insanın ruhunu böyle heyecanlandıran bir duygu. Ben bazen kendi kendime diyorum. Ya bu Azza Aleyhisselam'ı vefat edeceğimizde bir görsek nasıl birisi merak ediyoruz. Allah'ın emin kullarından birisi. Bakın Allah'ın yarattığı bir elçiyi bile görmeyi ne kadar arzuluyoruz. O, o konuda ne kadar, kadar arzu keşiz. Peki bütün mahlukatı içinde beni yaratan Allahu Teala'ya dönmek acaba nasıl bir zevktir? Onun için demek ki Allahu Teala kendisine döneceğimizi ve ileyhil masir bu dünya vazifeniz bittikten sonra Mevla-i Keriminize cömert olan sonsuz ihsan, sonsuz kerem, sonsuz kemal ve sonsuz cemal sahibi olan yaratıcınız, yaratıcınıza, Rabbinize, Allah'a döneceksiniz. Evet, ayrıca bu fani dünyadan ayrılıp baki aleme gideceksiniz. Yani ölümlü, ızdıraplı, kederli, sıkıntılı değil mi? Bir lokma yedirse bin tokat vuruyor. Bu kadar kederli bir alemden ayrılıp yani tarladan ayrılıp saraya, fani alemden ayrılıp ebedi ve baki aleme. Dolayısıyla çalışma aleminden ayrılıp ücret alemine, hizmet aleminden ayrılıp tabiri caizse hizmet edilecek bir aleme. Orada ağalar beyler gibi cennet ve içindekilerin tamamı sana hizmetkar olacak, sultan olacaksın. Demek ki Allahu Teala ve ileyhil masır diyerek bütün bu güzellikleri bize hatırlatıyor ve buna göre hayatımızı sürmemizi istiyor. Yani bu cümle, bu isim, bu güzellik aslında bize bu dünyaya yapışıp kalmayın bura misafirhanedir. Sen bir memursun. Bunlar senin malın mülkün değil. Öyleyse kalbini, aklını, ruhunu, vicdanını buraya bağlama. Bunlar geçici vazifelerini güzel yap. Memurluğunu düzgün eyle. Hizmetini bitirdikten sonra ücretini alacağın bir yere gideceksin inşallah. Ona göre hayatını ayarla, tanzim eyle. Başka etraftan gelen böyle yanlış şeylere kulak asma. Sen Kur'an'ın, vahyin, Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve vicdanıyın sesine kulak ver. Seni yaratan zatın yolundan giderek inşallah. Bir de tabi ve ileyhil Masır ifadesinden inşallah doğrudan doğruya herkes kendi Rabbini, kendi Halik'ini görecek, bilecek. Bir de o var. Yani bu dünyada Allah'a kabul etmeyenler var ya, ya da kabul etse bile isimlerinde sıfatlarında hata edenler var ya, onlar orada herkes doğrudan doğruya Rabbi, Haliki, Sahibi, Maliki kim olduğunu bilecek, bulacak. Elhamdülillah müminler biz zaten iman ediyorduk, iman ettiğimiz zatı bulduk diyecekler. Ama iman etmeyenler veya iman ettiği halde imanının gereğini yerine getirmeyenler çok pişman olacaklar. Allah bunlar bize sürekli hatırlatarak ona uygun bir hayat sürmemizi ve ona sürekli kavuşacakmış gibi o halet ruhu içerisinde bulunmamızı istiyor. Cenab-ı Hak bize bu güzel duyguları hissettirsin ve yaşattırsın inşallah.